Hoppa! Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Güzel, soğuk bir günden hepinize kucak dolusu sevgiler. Bayramdan önceki vloga hoş geldiniz. Öyle diyelim. Bayramdan önce sizlere şöyle güzel bir vlog çekelim. İki günlük bir vlog olacak. Birinci günü çekildi. Bugün ikinci günü arkadaşlar. Dün hayvandaydım. Hayvana gittim. Koyun güttüm, üşüdüm, dondum. Akşamüstü 110 beygirlik bir traktörle karşılaştım. Niyazi, ben, biraz onun 6 silindirli bir traktör. Onun havasını çıkarttık. Dünkü hayvan olayını siz bir izleyin. Ama öncelikle herkesin bayramı mübarek olsun. Rabbim kazasız belasız gitmeyi gelmeyi, ailelere ulaşmayı nasip eylesin. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Acısıyla tatlısıyla Ramazan'ı sağ salim bitiriyoruz. Son günlüğümüz bizim bitecek. Dediğim gibi siz bu videoyu bayramda izleyeceksiniz. Evet, siz onu izleyin. Ama izlemeden önce bugün ne yapacağız onu da söyleyeyim. İki günlük dedim ya. Bugün koyunu bu tarafa salacağız. Bayramda kendimize mera hazırlayacağız arkadaşlar. Çok uzak noktalara gitmektense dün orada dondum ben. Hem ot azalmış. Ot çok fazla ot yok. Yakın noktalarda bol otlu yerlere gideceğiz. Bol otlu yerlere gideceğiz. Buranın dezavantajı da burada su olmaması. Yani tanker götürmemiz lazım. Tankeri götüreceğiz. Yine işimiz çok. Dün şu kapıyı açmış kuzular, hayvanların içine karıştırmışlar, o kapıya bir düzenekler yapacağız. Dayımlar geldi, köy kalabalık. Başlıyoruz arkadaşlar. Dünkü hayvan videosunu ve traktör videosunu kısacık izleyin, sonra burada buluşalım. Hadi bakalım, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İyi bayramlar. Horozumu kaçırdılar. Bugün hayvana gideceğim. Derin 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 derin. Niye anlaşamıyorsunuz ki? Baba görüşürüz, sen git. Tamam, bana emanet. Pörsüdüm kaldım lan. Şu bayırlara bir çıksak. Hadi aslan, hadi aslan, hadi aslan. Ara ara, tara tara. Çukurca. Bizim köy niye bu kadar çukura yapmışlar? Şu an Akbara'dayız. Zirveye çıkmadık bile. Ama buralara çıkmamız lazım ki koyunu yayalım. Abi iyi yayılıyor. Otun durumuna göre gerçekten güzel. Birkaç gün sonra havada yağmur olasılığı gösteriyor. İnşallah yağmur yağar. Yağmur yağmazsa havalar soğuk. Şu an bugün biraz soğuk ama sıcak günler de geçti. 15-20 güne bu yeşillenen yeşillik eminim kuruyacaktır. İnşallah hayırlı bereketler olur. Bence hayvan yaymak daha rahat. Yine kaç kilometre gezdin de geldin? Kuş 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 kuşa kuşa. Abi bacak bacak üstüne atması, ben olayı hallettim. Hiçbir sıkıntı yok demek. Ay kız! Nerede kaldın lan? Arkadaşlar bugün bu hayvanda eksiklik var. Bakalım bilin hangi, ne eksik bunda? Ne eksik burada? Psikopat. Ramazan'ın son günleri olduğu için getirmedim. Faydasından çok %95 zararı dokunuyor. Yani şöyle ki, aslında zararı dokunmuyor ama yaptığı abuk subuk girişimlerle insanı yoruyor. Ben de dedim ki bugün dinlen psikopat. Dön dönebilirsen. İşte şuramda bir sancı var. Bul bulabilirsen. Dinlediğim şarkılar var ya. Ayna.
yeniden sevebiliriz. Buraya jeton atıyorsunuz abi. Masaj. Masaj koltuğu. Aa. Jetonu attık. Eski hambarlar bunlar büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani tahıl sakladılar ya da sarnıç olarak, su sarnıcı olarak kullandılar. Evet, buradan biraz hızlı gideceğiz anlaşılan. Güneşin kaybolduğu zamanlarda hava soğuk abi. Hakikaten ciddi anlamda insanın içerisini üperten bir soğuk. Güneş geldiğinde ise tam tersi, biraz böyle daha hemen güneşin sıcaklığını hissediyorsunuz. Tam adamı hasta edecek havalardan bir tanesi. Gün içerisinde 180 derece abi. Yanıyorsunuz, kavruluyorsunuz, donuyorsunuz, büzülüyorsunuz. Evet. Karşımızda fi ekili biraz stratejik davranıp çok dağıldılar. Acaba içine girer miyiz diye. Lan ben sizi sokar mıyım lan? Aklınızı alırım bak ha. Dönün geri. Üçkağıtçılar bak. Gördünüz bak. Bak bu tarafa baktım bak. Bu taraf. Bu tarafa baktım vallahi girecekler. Lan koyun. Vay ocağı derinleşçiye bak. Dön geri. Ocağı derinleşçiye bak lan. Lan. Evet. Biraz bağırmak şey yarıyor. Dön. Dön. Abi çok yaklaştırmak akıl kârı değil. Eğer bir girerseler olmaz. En iyi korkutma taktiklerinden biri de budur. Alıyorsunuz abi. Roket gibi, tamam mı? Bam! Lan nereye gidiyor bu hayvan anlamadım. Vallahi yemin ediyorum kapıdan yasıya uzadılar lan. Bak bak. Bak. Bak 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 bak. Lan nereye arasını kırın? Burada işlik mi? Ya var da böyle olmaz ama ya. Evet, her zamanki gibi iki kurneli çeşmenin başları yeşil. Diğer taraflarda hayvanı çok yerde tutacak ot yok. O yüzden habire iyi otlu yerlere doğru kaçınıyorlar. O da bizi yoruyor tabii ki. İnşallah diyorum tekrardan erkenden bol bol yağmur, yeteri kadar yağmur alırız. Meramız yeşillenir. Kurumuş. Buradaki töngel kurumuş. Şu ağaç bana hep Masai Mara'nın aslanlarının avlandığı düz otlaklar var ya, hep onu hatırlatıyor arkadaşlar. Çocukluğumdan beri. Yapısı itibariyle benzemiyor mu? Masai Mara. TRT belgesel. Şöyle birazcık oturuşsalar, ileri geri ileri geri onu yapmaya çalışıyorum. Azıcık dinleneceğim. Saat 12.30 ve şu anda 9.000 adıma imza attık. Çeşmeden suladık. Bu tarafa doğru geçelim dedim. Yemi kestik arkadaşlar. Şu anda koyuna yem vermiyoruz. Karnını doyuruyorlar mı? Okey. Ama çok iyi değil ya. Neyse bakalım. Aşağı derelere gidebiliriz. Bugünlerde değil de Ramazan'dan sonra. Şurada kaç gün kaldı zaten. Bitiyor arkadaşlar. Bayrama geldik sayılır. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Hop bayram diyor ya. Enerjinin full olduğu zamanlar şu aşağı derelere koyunları götürmemiz lazım. Toraman içko. Ay kız bugün bizi neden sattı Toraman? He? Neden sattı Aykız? Şey Toraman. Sabah hayvanı çıkartırken buradaydı, bir anda kayboldu. Aklına bir şey mi geldi? Bir yeri mi gitti? Bugün yok. Bugün tek Toraman var. Oğlunu da getirmedik. Hayvan biraz durdu.
Şöyle bir kuytu bir yer bulsak yatacağım. Ay. Sevdiğim bir atasözü der ki arkadaşlar, hiç istemem çalışayım, hep isterim yatayım. Oo. Hayvandayken yani. Şöyle tık etse benim. Bu arada benim bir iyileşti azıcık. Ama yine ağrılar devam ediyor. Sanki böyle bir noktada küt etse geçecekmiş gibi bir hissiyat var içimde. Yani şöyle bir şey böyle yerleştirirse tık eder, ha oturdu dersiniz ya. Belimde böyle sanki şöyle estersen falan kıtırt kütürt edecek. Oh diyecekmişim gibi bir hissiyat var içimde. Kalktım arkadaşlar. Güneş giderken daha soğuğu hissettiğiniz için hemen yerinden kalktım. Şöyle şu tepeye kadar bir hayvanı getireyim. Buralarda biraz ot var. Ondan sonra geri alacağım. Aga, samanların içine gömülüp yatasın var, soğuk. Bu arada bunlar geçen seneden kaldılar. İlk defa böyle bir şey oluyor. Uzun zamandan beri. Bolluk içinde bolluk, hani çok fazla bolluk. İşte böyle bu. Arkadaşlar, sınırlara doğru yaklaştığınızda, yani ekinlere, buğdaylara doğru yaklaştığınızda dengeyi korumanız lazım. Bak burada ot iyi. Hani çok fazla kimse koyun ekine kaçar diye gelmiyor. Kendinize güvenip eğer buraya gelir böyle yerleri yayarsanız ota bakın, bak bak bak. Aşağısı ekin. Dikkat etmek lazım. Toraman ne tatlı kaşınıyor lan. O tatlılığın hissiyatını veriyor bize. Saat 2. Yaymaya devam. Herhangi bir ekstrem durum yok. İleri geri, ileri geri, ileri geri gidip gidip geliyoruz arkadaşlar. Rüzgar böyle esiyor. Bu ağdışlar olmasa var ya, işimiz sıkıntı. Turban! Avlan, avlan. İyi yer buldum. Bak burası iyi. Harbiden kaliteli ot. Burasını yayalım. Çeşmeye bir daha insek olur. Şuradan, şunun ucundan çeşmeye inebiliyoruz. Sakinlediler sanki biraz ha. Sırtına odun yüklenmiş gidiyor la. Şaşkına bak. Eve soğuk ya, herhalde yakacak götürüyor arkadaşlar. Bu arada hayvanı şöyle toparladım. Bir geri daha atarsam saat 3, 4, 5, 2 saat daha yapmam lazım. En kötü 5'te gitmem lazım eve arkadaşlar. Daha sonraları tabi akşam saatlerine kadar uzayacak. Yanmış susuz, yanmış, yanmışlar susuz. Şimdi öte doğru giderken tekrar zaman geçsin diye burayı aldım arkadaşlar. 2 saatim falan var. En azından çeşmeye geri geleyim de bir 45 dakikayı falan burada öldürelim. Tüm bu hale eller eve hayvesine düşmüş, konuştu halimi yedi mahalle. Herkes anladı, ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare. Denmişti pare pare. Abi şunu da ilikleyeyim. Soğuk. Gerçekten soğuk. Akşamüstü iyice soğuk olmaya başladı. Ve -1 gösteriyor gece sıcaklığı. Korkularımız meyve veren ağaçlar çiçek açtılar. İnşallah kırağa düşüp köydeki meyvelerin çiçekleri yanmaz. Yani şu soğuk kırağa düşeceğinin habercisi abi. Ben biliyorum. Neyse bakalım. Bu arada saat 4.30 ve 21.000 adımdayız arkadaşlar.
Şurada bir çeşme daha var. Oraya da ineceğim. Ondan sonra evdeyim. Yani bir saat gibi bir süre kaldı. Ortalama 25 bin adımla herhalde ya da daha fazlasıyla günü kapatacağız. Bir de saat 10'da çıktım arkadaşlar. 11 oluyordu benim hayvanı Mera'ya çıkarttığımda sabah ayazdan, soğuktan, kuzuları emzir falan filan derken. Demek ki saat anladın mı? Telefonu 7'de yanıma almış olsam sabah işleriyle beraber şu anda 30 bin adımı devirmiştim. Bak burası ekili. Bak. Beni kandırmayın üçkağıtçılar. Bak akşamüstü bekoyun derim. Ocağa deli nesçeler derim. Vay babasını kestiğimin derim. Geçin. Siz ocağa deli nesçelerse. Geç. Daha uğradın iler. Avradını kesti mi sizi? Yürü. Buna şükür arkadaşlar. Bakın şimdi karınlarının sol taraflarına baktığınızda şöyle hafiften bir çıkıntı bak bak. Şu hafiften bak şu hafiften bir çıkıntı var ya. Bu diyor ki biz doyduk. Yayılıyoruz ama bizim keyfimiz bugün iyiydi. Güzel yaydın diyorlar. Yani beni tebrik ediyorlar. Şöyle alkışlayayım. Hep geri attık. İyi noktalarda yaydık. Yarım saat içinde iyice duba gibi olurlar. Akşam eve bunları doyurmuş ve görevimizi yapmış bir şekilde gittiğimizde böyle şöyle olacağız yani. Şaka yapıyorum tabii ki ama mutluluk her gün koyun yarıyor yayıyoruz abi. 31 yaşındayım ve 8 yaşından beri hayvana geliyorum. Yani 7 yaşında 6 yaşındakilerini hatırlamıyorum. O zamanlar da geliyordum. Çocukluğumdan beri gözlerimi açtığımdan beri bu işin içindeyim. Bu koyunu doyurma sevdası bambaşka bir şey. Yani siz şimdi burada hayvanı yayıyorsunuz ya. Diyorum ya 30 yıldır yapıyorum ben bu işi. Her akşam hayvanı eve yayıp böyle karnını tok götürdüğünüzde bambaşka bir hissiyat, bambaşka bir duygu içerisindesiniz. Oh, yine bugün süper yaydım. Ulan geçen gün de aynı yaydı. Bundan önceki gün de aynısını yaymıştım ama işte bu mesela bu akşam... Ya böyle ya. Bu ya. Çobanlık bu. Hayvan doyduysa mutluyuz aga. Köyüm gözüktü arkadaşlar. İşte orada. Orada bir köy var uzakta. Günü yağmurla mı kapatacağız acaba? Bayağı yağmur düşüştürüyor. Şuraya bakın bir tane düştü. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yağmur ya. Ha gene düştü. Ne oluyor lan? Habire traktör çalıştırıyorlar arkadaşlar. Şu eski traktöre sevdası olan abinin herhalde traktörleri çıkarttı gene dışarı. Geçen göstermiştim ya. Abi her yer böyle olsa karınlarını götüremezler ama bu yeşillik sadece köy içinde ve köy alçaklarında var. Yani hayvanın yolu üzerinde. Dağda bu kadar olsa keşke. Buraya geldikçe zevke geliyorlar. Gazlasana. Kaç yaşında? Gitme lan. Bas mı bas? Kemin basıyordur abi. Grider gibi la. Sanırım bir 10 litre mazot yaktı. Bunun hepsi fuar la. Kaç yaşında? Kaç yaşında? Kaç yaşında? Öldü mü adam? Neyse biraz ses dinledik abi. Tamamen traktör aşığı, böyle eski traktörlere merak duyan birisi. Bir sürü traktörü var. Aslında bir gün video çeksek olur. Daha ne biçim ne cins traktörleri var. Her telden. Mesela bunu yeni getirmiş herhalde. 6 silindir Türk traktörün bir 110 beygirlik traktörü.
Ve bunun gibi onlarca traktörü var. Rami'ye teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bize güzel ses dinletti akşamüstü. Benim enerjim yerine geldi ha. Bak. Dik dik. Normalde gördün mü sen böyle? Dik. Bu sizin Türk traktörü vardı mı abi? Onun modellisi mi acaba? Üstünden düşme, kolun bacağın kırılır. 2 metre var herhalde. Neyse sen gez. Yay falan atar bak, tekiye bak. Acar ki tüy atıyorlar işte. Kendilerine yeni tüy getirecekler. Bak teke kalkıdığına görüyor musun bak? Teke bunların hepsi kesilecek mi şimdi? Ha? Bunların hepsi kurban mı? Yok, hepsi değil. Bu arada arkadaşlar günün sonu. Kaç bin adım yaptık ben size hemen göstereyim. Arkadaşlar bakın gün sonu 25.891 adım. Şöyle size bakın ne zaman atıldığını da göstereyim. Neredeydi o? Bakın şurada. Saate göre adımlar. Şöyle görüyorsunuz değil mi? 10'da başlıyor abi. Şu anda saat kaç? Saat 5 bak şimdi diyor. Saat 5. 5.25 geçiyor. 25 bin adım atmışız. Gördünüz değil mi? 25 bin adım mı atıyorum ben her gün? Yani. Sen de 25 bin ortalama atamışsın, ben de 25 bin atamışım diyor baba. Yavrum adam yoruluyor. Oruç olmasa bir şey olmaz da. O onun güzelliği. Adam. Sence doymuş mu? Hayvan ne? Hı. Hayvan akşama kadar doyar ya ot. Ya şöyle biraz daha. Çok doymuş diyeceksin. Bugün her günden karnı daha iyi diyeceksin. İyi. Ya şuna baksana baba, boncuk gibi maşallah. Bir kötü koyunumuz vardı. Tüysü dökük, o bile iyi oldu. Hastalandıydı. Nerede o? Bizde kötü hayvan yok ya. Bir tane vardı. Acık hastalık geçirdiydi ya. Şu. Bakın bu bile tüyü topladı arkadaşlar. Yeniden tüy çıkarttı. Bir şey olmaz artık. Çok acar olur. Çok acar olur ya. Bunlardan bile acar olur. Çünkü tüy de döküldü sırtından. Serin serin yayılıp yatacak. Batar oraya o taksi. Bak battı, ben size söyledim. Oraya girme abi. Batarsın abi. Balyeler iyi olmuş baba. Buluşun gari, buluşun gari. Annelerimiz süt getirdi. Abi ikisinin de ucu delinmiş. Normal. Hüseyin Bolt böyle yangın söndürücü sıkıyor ya. Yeridir, yanıyor ayaklarım. İki parmağımı da delmişim. Aga çarşı karışmış bizim için var ya. Kapıyı açmışlar küçük kızlar. Annaların arasına gelmiş karışmış. Şimdi koyunlar da içeri de girmiyor. İzlediniz. Abi 6 silindirli Türk traktör. Devasa bir traktör. Aslında sesi çok hoşuma gitti. Kükrüyor böyle. Niyazi ile birazcık matrağını yaptık. Neyse şimdi hayvanı çıkaralım. Şurada yayalım. Babam yayarken ben tanker ve bir tane holluğu hazırlayıp Mera'ya götüreceğim abi. 2 gün 3 gün bize bayramda buraya hiç gitmedik. Bayramda bol otlu bir Mera lazımdı. Burası bize yeter. Evde unuttum, ben getiririm sana. Bu ayın arkadaşlar ortalarına doğru burası da korunacak. Yani artık buraya da çıkamayacağız hale gelecek. O yüzden bayramda ve Ramazan'ın son günü bize burası çok mükemmel, efsane olacak. Ama tek derdimiz su. Tekrardan söylüyorum. Su tankerini, bir tane de ahır. Bunları burada sulamamız lazım. Aynı geçen seneki konuşlandırdığım noktaya tankerle beraber bırakıvereceğim. Telefonu almaya gidiyor arkadaşlar. Abi kendimizi telefonu unuttuğumuzu hatırlamamış 5 dakika, 3 dakika falan herhalde. Ceplere bir bak. Anam benim telefon yok dedi. Bak o koyun var ya 10 gün sonra kuzulayacak. Arkadaşlar alaca bir koyun var ya. Kuzulayacak diyoruz, hala kuzulamadı. Ben 10 gün sonra kuzular diyorum. Göğüsleri büyük olduğu için kuzulayacak gibi gözüküyor. Babamı şimdi şuradan hemen geçiriyorum. Evet, dün götürmedim ya ben hayvana. Bugün babam götürüyor arkadaşlar. Babam yapamaz psikopatsız. Cizmesi, tere, tarla, töşe. Ben sırtımda bir tane gocuk olsun yeter. Babamın yağmur yağsa diye cizmeleri ayrıdır. Yağmurluğu ayrıdır. Şeyi ayrıdır.
Sen sağa geç, ben de sola geçeyim. Bak o Nadas'tan bir daha gitsinler. Abi fiye bakın ya. Bu sene çok şey için, çoğu şey için çok erken. Çiçekler çok önce açtı, fiyeler, arpalar çok önce kalktı. Nasıl bir sene bekliyor bizi anlamadım. 15-20 gün bir noktaya gitmediğinizde en kötü 10 gün arkadaşlar mere canlanıyor. Ama şimdi bizim taktiğimiz şu yönde. Şimdi buralara geliyoruz ama 3-4 gün sonra, 5 gün sonra komple buraları koruyacağız biz. Hiç hayvan adım atmayacak. Otlar büyüyecek, çiçek açacak, tohumlarını dökecek, mere canlanacak. Anladınız mı? Bizde kural böyledir. Yani bir merayı bir sene kullanırız, bir sene. Merayı çiçeklendiririz, tohumlarını döktürürüz, her sene otlar devam eder. O yüzden burası 3-5 güne kapanmadan yayacağız. Zaten çoğu tarla sürülecek arkadaşlar. Yani mera dediğim burası. Şu karşılar falan full 2 gün sonra sürerler. Abi benim bir an önce eve gitmem lazım. Evdeki su tankerini ayarlayacağım. Bir de dedim ya kuzular kapıyı açmış abi. Akşam bunlar haşır neşir olmuş kuzularınla. Küçük kuzularla. 70 tane bizim ikinci part kuzumuz var ya. O kapıya dayım buradayken şöyle bir şey yapalım. Sen git, ben sana yetiştireyim suyu. Merayı açalım. Öncelikli işim bu tankeri buradan kaldırmak arkadaşlar. Kaldırayım. Arabayı yükleyeyim götüreyim. Bir tane de ahır götüreceğim. Çok fazla ahıra gerek yok. Hayvan ne susuz kalsın ne de şey yani çok böyle yaz ayı gibi ekstrem su içmeyecek. Ama susuz da kalmayacak. Arkadaşlar şunu şuradan keseceğim götüreceğim. Şunu şuradan keseceğim çıkartacağım. Adam burayı kaynaklamış. Buraya kilit alacağım ama kilit almadan önce hemen şuraya şunu bir puntayla şunu şuraya. Bir de bunu buraya şey yapayım. Hemen ip geçirip sıkı verelim arkadaşlar. Kapı açılmaz. Arkadaşlar babam noktaya ulaşmadan önce benim ona ulaşmam lazım. Yani gideceği yere. Tanker çabuk dolar herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Şurada kalın. İndir. Tamam bunlar hep bayrama böyle süper nokta atışı yapalım diye arkadaşlar. Tamam bırak. Lazım olabilir o şey yaparken. Dur kaldır. Dur orada. Kaldırdınız mı? Tamam bırakın. Şurayı. Tanker çekildi. Su doluyor. Evet su dolarken şu kapıyı yapalım. Şimdi arkadaşlar şu atacağımız yere şöyle bir temizleyelim. Mantığı anladınız değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bir demir düşünün. Buraya koyabiliyorsunuz. Açılmıyor. Aynı zamanda daha güvenli olması adına buradan buraya bir iple, balya ipiyle bağlıyorsunuz. Sabaha kadar çıkamıyorlar. Yani koyunların içine çıkmaları önemli değil. Ayrılmıyorlar. O yüzden böyle hafiften bir düzenek yaptık. Ya sonuçta şu değişecek de. Bunlar bir çıksın şuradan. Bunlar var ya bugün yettiler bize. Küçükler kalacak. Evet hadi. Teyirler, meyirler kalın. Girmeyin lütfen. Gözünü seveyim. Çıkmayın. Ya hani girseler... Ya ama bugün yettiniz ya. Hadi girin ya. Buradan ne gel? İçeri giyme hele ya. Bir gelin arkadaş. Bir durun şurayı da bir ayıralım şunları. Şunları ayıram öte. Gel hadi gelsinler. Arkadaşlar şimdilik iple bağladım. Şöyle düşünün. Bak içeriden ağzıyla kapıyı açıyorlar. Yani çıkamayacaklar anladınız mı? Şunu en yakın zamanda sökeceğim. Şimdi siz bir çıkın dışarı. Çıkın hadi lan. Ne oğlum dışarı çıksanıza. Çık dışarı. Çık. Bunları da kınalayacağım arkadaşlar. Erkek dişi olarak. Şu bayram bir Allah'ın izniyle biz kazasız belasız bir geçsin bakalım.
Şimdi ufak tefek temizlik işlemleri, o arada su dolacak. Ondan sonra babamın yanına su tankerini götüreceğiz. Bakın oradan kuruluk taşıdım, içerlerini yaptım, yemlerini koydum. O arada su doldu, hava bozuldu arkadaşlar. Yağmur düşüştürüyor. Bayramı yağmurlu mu geçireceğiz, ne yapacağız? Bilmiyorum, hayırlısı. Şimdi şuraya bir tane ahır bağlayıp bunu götürüyorum. Orada bizim bu sigortamız olsun, hayvan susuz kalmasın. Zamanla yarışıyoruz abi. Hemen koyduk gidiyoruz. Bu arada dayım geldi. Bahçeyi çapalayalım dedi. Dedim dayı sen odun kesiyormuş. Evde işleri varmış. Dedim sen odununu kes. Ben 15-20 dakikaya nasip olursa geleceğim. Hadi kıyımız motoy. Hadi kıyımız motoy. Öyle bir Instagram'da şu anda yaygın bir şey var arkadaşlar. Hadi kıyımız motoy. Hadi. Arkadaşlar yol işlek ve trafik sıkı. O yüzden şu karşıdaki arabalar gelmeden kenara kaçmak istemiyorum. Bir an önce şuradan babamın yanına geçeyim. Daktırmadan geçelim arabalara. Abi burada ot çok. Bak buranın bereketi bambaşka. Bize burası 3-4 gün gider. Diyorum ya zaten 8-10 güne de buraya gelmeyeceğiz artık. Ya buradaki tarlaları sürecekler. Tarlaları süresi ya buradaki otlardan faydalanalım. Şimdi ben bunu hayvan doymuş bile be. Ota bak baba, ota ota. He? Susamıştı, susamış. Bu hayvan susamış, susamış. Arkadaşlar babamı gördüm. Mont vardı, onu verdim. Hemen gidiyorum, şu tanker olayını çözüyoruz. Oraya indireceğiz. Bir şekilde ayarlayacağız. Tek olluklu su tankerimiz. Hayvan susamış belli. Abi yeşilliğe bakın. Bence gayet güzel. Burada güzel güzel. Vallahi böyle arada kamerayı değiştirmek iyidir. Tamam işte. Yalnız aşağısı şey yapacak. Dur. Tamam abi, şimdi çözüldü. Arka tekerlere taş dayıyorum. Önünü aşağı salıyorum. Bitti. Abi daha ne olsun? Bir tanker arabası bakacağım arkadaşlar. Ciddiyim. 3-4 tonluk bir tanker arabası bakacağım. Bir 4 tonluk ya da 3 tonluk asıl bu işin hakikatten şeyini veren tankerler var. Su tankerleri var. Bu da iyi. Ama dediğim gibi biraz küçük geliyor. Tır 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 tır. Şimdi korkar onlar biraz. Tır tır tır. Gıcık 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 gıcık. Tır 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 tır. Bir alışsalar. Oh tamam baba. Ya ne kadar rahat bir şey ya. Bak bu hayvan sen durmaya dayan. Susuzluktan durmaya bu. Bak şimdi oturuver. Ben bunu duboş aldım. Geri takıyorum. Zaten burada duracağımız bir hafta. Tamam ben acık geri salayım baba. Hemen gideyim. Bastım. Tamam dur. Giderim. Tamam ben gidiyorum. Bakın arkadaşlar nasıl suya gidiyorlar. Bayram öncesi tezgahı da kurmuş olduk. Buradaki otlar bize Allah'ın izniyle yeter. Hem Mera köye yakın, hem böyle gelen giden olduğunu hemen çıkartırız. Çabuk doyururuz. Süper. 10 numara 5 yıldız. Ben şimdi eve gidiyorum. Dayım çapa yapacağız. Çapa. Bahçeleri çapalayacağız daha. Millet geziyor ha. Buraya bayağı gelen ziyaretçimiz var. Bu da güzel. Yollar da iyi. Arkadaşlar suyu bıraktık. Eve geldik. Dayım geldi. Dayı hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Ne yapıyorsun? İyi vallahi çok şükür.
bayrama artık yavaş yavaş insanlar toplanıyor. Şimdi annemin burasını çapalayacağız. Bize çapala çapala dedi, kaldı. Bir de dayımın bahçesi var. Dayımın bahçeyi çapalayacağız. Yardıma geldi. Ben ona yardım edeceğim. O bana yardım edecek. Şuralarını bitiriverelim. Bayrama kadar bunlar da olsun. Yağmur yağarsa kalır. Evet. Yağmur yağmadan çapalamamız lazım. Ondan sonra çamur olur arkadaşlar. Allah. Dayıma devrettim arkadaşlar. Bitti burası aramızda. Dayı, şuradan dön. Buraya en son buraya yeter ki yapar. Doğru mu? Dön dön. En otlu yer burası. Bakalım burayı ne yapıyor. Bir evlek arkadaşlar. Yani bir deker bile değil. Bizim böyle bahçelerimiz böyle, köydeki bahçeler. Şimdi dayımın tarafında çapalayalım. Ondan sonra işimiz bitecek. Soğanları çapalayacağım şimdi. Çapala çapala bir şey olmaz. Bahçeyi pulukla da sürdük biz arkadaşlar, ama pulukla bak kas şey oluyor, yama yama. Bunlar sürdüğünüz zaman dümdüz çıkıyor. Ya hep bu tarafa ya da bu tarafa sürüyoruz ya, çıkıyor çıkıyor. Nasıl, zevk veriyor mu dayı? Bahçe. Şimdi 5 dakikaya burası da biter. Burası birazcık şey arkadaşlar. Kasları var. Burası da tamamdır. Dayım iyi alıştı vallahi. Bu Salsan köyü çapala. Akşama nasıl yatar bilmem. İnsanı böyle yormuyormuş gibi gözüküyor da var bir yoruyor. Ha? Avuçları köyde. Avuçları mı? Avuç. Süper oldu, süper. Aga ciddi anlamda soğuk ha. Bayramda donacağız büyük ihtimalle. Babam geliyormuş. Dayımı bıraktım, o çapa yapacak kendi bahçesine. Bitirmek üzere. Ben kuzuları kapatayım. Babamı karşılayayım. Ama yatmışlar ha. Hadi kapayalım, babam geliyormuş aşkım. Kapayamayacağız herhalde Sevara. Hava soğuk ya, hiç canlar isteme. Bunların yemleri de tamam. Bunları da kapadık. Hadi gidelim. Bunların yerlerini de kurulukladım ben arkadaşlar. Şöyle bakın. Toz gibi, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar eğer daha buralara doğru yayacağınız var ya, hayvan mükemmel, mükemmel. Bugün niyeyse burası hep boşuma gidiyor benim. Düşüreceğim beni. Zaten belim sakat. Hey baba. Buraya bak karakol, ben karşıya gideyim. Kutu kutu pense prenses, elma mı yerse. Arkadaşlar, hayvan güzel doymuş. Gerçekten güzel doymuş. Su da var. Artık oraya 3-5 gün gideriz. Thank you.
bayrama hazırız. Koyunlarımızı da emiştirdik. Kuzularımızı da buluşturduk. Su tankerimizi de götürdük. Dün koyuna da gittik. Bayram günü de büyük ihtimalle koyuna gideceğim arkadaşlar. Yani bizde işler böyle. Arkadaşlar dayım çapa işini bitirdikten sonra odun kesmiş. Annem bize kızıyor. Bak nasıl odun kesilir diyor. Sizin gibi mi kesti diye. Biz çok az kesiyoruz ya. Ya yetecek kadar kesiyoruz. Her gün eğlence çıksın diye sanki. Dayım çapayı bitirdikten sonra duman etmiş bizim odunları. Teşekkür ederiz dayı. Hadi bakalım. Şimdi eve. Evet arkadaşlar. Bayram Allah'ın izniyle geldi. Tekrardan herkesin bayramı mübarek olsun. Biz hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah güzel bir bayram geçiririz. Bakın tıraş olduğumda geldim şöyle göstereyim. Abi sıra var. Berberlerde, kuaförlerde sıra var. Dedik gece gidelim olalım hale. Son güne bırakmak da iyi değil aslında ama neyse yaptırdık. Niyazi falan gittiydik. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hadi.